Tebrik ediyoruz. Şampiyona şampiyon gibi bir karşılama yakışır dedik. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Şöyle. Devamını diliyoruz inşallah. Hem ilçemiz için de büyük bir gurur. Benim okulum olması da ayrı bir gurur oldu benim için. Çok tebrik ediyorum. İlçemizde büyüyen, yetişen bir sporcumuzun dünya şampiyonu olması ilçemizi, belediyemizi oldukça gururlandırdı. Benim okuduğum okulda da, ilkokulu bitirdiğim, ortaokulu okuduğum okulda da öğretmen olarak görev yapması ayrı bir, benim açımdan özel bir durum. Bu açıdan ben inşallah yakın zamanda hem hocamızı da hem de öğrenci kardeşlerimi de ziyarete gireceğim. Benim için anlamlı bir gün. Gerçekten dünya şampiyonumuz Bağcılarımızda yetişmiş, Bağcılarımızda okumuş, buranın sokaklarında büyümüş ve yine Bağcılarımıza hizmet ediyor. Aynı zamanda Malazgirt İlköğretim Okulumuzda da beden eğitimi öğretmeni. Benim de okuduğum ilkokul ve ortaokul. Bunun da ayrı bir şey var bende, yani farklı bir duygu yaşatıyor. Bu anlamda gururlandık. Kendisini tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Yine Bağcılarımızdaki örnek kişiliklerin de ilçemizdeki gençlerimizi örneklik teşkil etmesi adına da bu çok kıymetliydi. Biz özellikle gençlerime, çocukların belediye başkanı olacağız diyoruz geldiğimiz günden bugüne. 40. günümüze yaklaştık. Bu da çok büyük bir hediye oldu şahsen bana hocamız tarafından. Hocamız ve hocamız gibi başarılı kişilikleri toplumumuza örnek olacak şekilde daha çok ön plana çıkarmamız lazım. Onların daha çok çocukların rol model olacakları alanları oluşturmamız lazım. Bundan sonraki süreçte hocamızdan çok çok daha farklı boyutlarda istifade etmek istiyoruz. Onların başarıları bizlerin başarısı, ülkemizin başarısı, ülkemizin bayrağının başarısı. Ben tekrardan tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bol bol bir araya geleceğiz. Ben de okulumuza, eski okuluma gidip kendilerini de ziyaret edeceğim. Çocuklarımızla da bir araya geleceğiz. Bundan sonraki süreçte gençlerimizin, çocuklarımızın hem dil eğitimlerinin hem müzik alanında mutlaka bir enstrüman çalmaları yönünde bir gelişimlerinin hem de bir sporla mutlaka ilgilenmelerinin çok kıymetli olduğunu onlara vurgulayacağız. Biz de belediye olarak bu anlamda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gelir gelmez zaten bir gençlik ve spor müdürlüğü kurduk. Bu anlamda çalışmalara da hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bağcılar'da güçlü, dinamik bir gençlik yapısını inşallah hep beraber inşa edeceğiz. Ben tekraren hocamıza bu başarılarından ötürü çok çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz başkanım. Evet, tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin duygularınızı alabilir miyiz? Şu an gerçekten o kadar mutluyum ki, yani size o heyecanımı anlatamam. Yani hala şu an bile şoktayım dünya şampiyonu olduğuma dair. Ülkeme, ilime, ilçeme bu madalyayı getirdiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben böyle bir karşılama, böyle bir ağırlama beklemiyordum yani. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerim de buradaydı. Beden eğitimi öğretmeniyim Malazgirt Ortaokulu'nda. Çok şaşırdım. Ya ben diyorum ya şu an o kadar böyle şeydeyim ki bir tuhaf hissediyorum kendimi yani. Onları görünce çok mutlu oldum. Onlara iyi bir öğretmen, örnek bir sporcu olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah bunun devamı da gelecek. Belediye başkanımız yeni bu göreve geldi. Ben inanıyorum ki çok işler başaracağına. Çünkü genç bir belediye başkanımız. Yani çalışmalarında olsun, hizmetinde olsun inanıyorum ben çok güzel işler yapacağına. Biz de onunla gurur duyuyoruz burada. Gerçekten ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Belediye başkanımız, belediyemiz bünyesinde de birçok spor salonu var. Tüm halkımızı o spor salonlarından faydalanmaya davet ediyorum. Çocuklarımızı sokaklarda alalım ve sporcu yetiştirelim. Böyle şampiyonlar yetiştirelim.